biz cerrahlar acaba çok mu ameliyat yapıyoruz? Yoksa bazı şeylere fazla mı dikkat çekiyoruz? Tiroid kanserleri zaten ne yaparsan yap gider, ne yaparsan yap gitmez. 25 yıl önce bir toplantıda John Van Harden kalktı. 25 yıl oldu herhalde, yaşımız ortaya çıkıyor. Tiroid kanserlerinin %80'ine ne yaparsan yap her şey iyidir. %10'una da ne yaparsan yap her şey kötüdür. İnsanları o %10 hastayla karşılaşmamayı dilerek bitirmişti konuşmasını. Şimdi çok daha enteresan bir konu. Japonlar bu işte çok önde. Gerçekten bizim de bir çalışmamız vardı. Türkiye'de %2 kişi de normal vatandaşlarda otopsi çalışmalarında papiller mikrokarsinom zaten var. Demin de gördünüz, paratiroid için yapmışlar bir ameliyat. İşte mikrokarsinom çıktı. Şimdi arkadaşımız Bahadır arkadaşımız şu anda Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genel cerrahi profesör olarak çalışmakta. Ankara eğitimli. Bize papiller mikrokarsinomların, yalnız bir şeye dikkatinizi çekeceğim, ameliyat olmamış papiller mikrokarsinom düşünen hastaların takibi hakkında enteresan bilgiler verecek. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Değerli katılımcılar, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Fınak eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsilerinin efektif hale gelmesinden sonra papiller mikrokarsinom tanılarında gerçekten belirgin bir artış oldu. Özellikle patologların bu BEDES'te kriterlerini yeniden düzenlemesi de papiller mikrokarsinom tanılarında bir artış oluşturdu. Ancak her papiller mikrokarsinom ameliyat edilmeli mi, hemen mi ameliyat edilmeli? Bunun sorusu hala günümüzde bile bir cevap aramakta. Konuya ilişkin kapsamlı bir araştırma, Japonya'dan size sunacağım çalışma. Akira Miya ve arkadaşları tarafından yapılan bu çalışma 2014 yılının Ocak ayında yayınlandı Tiroid dergisinde. Tabii biz cerrahların da büyük bir ilgisini çekti. Papiller tiroid kanseri, bildiğiniz gibi tiroid kanserinin en sık görülen tipi. İleri yaş, ekstronodal, ekstratiroidal yayılım, lenf nodu metastaz varlığı, uzak metastaz varlığı, tümör çapının büyüklüğü yaygın bir şekilde olumsuz prognostik faktör olarak kabul edilmekte. Bunun dışında gene Japonlardan iki araştırmacı, tiroglobulin antikor negatif hastalarda tümör dying time'ının daha 2 yıldan daha kısa olduğunu, bunun da survey'e olumsuz katkı sağladığını, Tuşuma ve arkadaşının yaptığı bir başka diğer çalışmada postoperatif tiroglobulin düzeylerinde azalma gözlenmeyen hastalarda hastalıksız yaşam süresinin daha kısa olduğunu vurguladı. Bunlar bugün yaygın kabul gören prognostik kriterler olarak bilinmemekte. Bunlar tartışmalı. Papiller tiroid kanserlerinin 10 milimetreden daha küçük çaplı olanları papiller tiroid mikrokarsinomu olarak tanımlanmakta. Ultrason ve ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsiyle yapılan otopsi taramalarında tiroid mikrokarsinomları, papiller mikrokarsinomlarına görülme insidansının %0.5 ile %5.2 arasında değiştiği bildirilmekte. Oysa subklinik papiller tiroid mikrokarsinomlarının görülme sıklığı papiller tiroid karsinomlarından çok daha fazla, 1000 kat daha fazla ve kadınlarda 100.000'de 1.9 ile 11.7 arasında değişen bir insidans belirtilmekte. Bu bulgular göstermektedir ki papiller tiroid mikrokarsinomlarının birçoğu için acil cerrahi girişim kesinlikle gereksiz görünmektedir. Ancak ileriyle tiroid papiller karsinomlarının da bir zamanlar papiller mikrokarsinom olarak tanı aldığı dikkat edilirse aradaki geçiş süresinin zamanında tespiti kaçınılmaz bir noktadır. Akira ve Miyauç arkadaşları 2003 ve 2013 yılları arasında 1235 papiller tiroid mikrokarsinomlu hastayı ameliyat etmeden gözlemişler ve bunların sonuçlarını bize bildirmekteler. Önceki çalışmalarında da papiller tiroid mikrokarsinomlardan papiller tiroid karsinomlara geçişte yaşın önemli bir faktör olduğunu vurgulamışlardı. Nitekim diferansiyel tiroid karsinomların yapılan bütün klasifikasyon sistemlerinde de yaş
önemli bir prognostik faktör olarak bildirilmekte. Mazzeferi ve arkadaşları papiller ve foliküler karsinomlarda rekürensin en sık 20 yaşın altında ve 59 yaşın üstünde olduğuna dikkat çekerler. Mortalite oranlarında 40 yaşın üzerindeyken giderek progresif bir artış gösterdiği bilinmektedir. M3'ü ve arkadaşları gene tiroglobulin antikoru negatif hastalarda 3 gruba ayırarak 40 yaş altı, 40 ila 59 yaş ve 59 yaş üstü olmak üzere gruplandırdıklarında total tiroidektomi sonrası yüksek TSH süpresyonuna rağmen biyokimyasal olarak belirlenebilir tiroglobulin varlığının genç ve yaşlı hastalarda daha sık olduğunu, yaşlı gruplarda tümör doubling time'in ise daha kısa olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmadaki çalışma grupları ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisiyle teşhis edilmiş 10 mm'den küçük çaplı ve düşük riskli tiroid papiller mikrokarsinomu olarak tanı almış hastalardır. Bunun dışında rejinal ya da uzak lenf nodlarına metastaz varlığı varsa, rekürensine ya da trakea invazyon varsa ya da ince iğne aspirasyon sonucu yüksek gradeli bir malignite işaret ediyorsa bu hastaları çalışmaya almadan direkt cerrahiye göndermişler. Ultrasonla periyodik takip yılda bir ya da iki defa yapılmış. 51 hastada tiroid süpresyonu uygulanmış. Bu hastaların ikisi 40 yaşın altında, 24'ü 40 ila 59 yaş arasında, 25'i de 60 yaşından daha ileri yaştaymış. 1235 hastanın klinikopatolojik özelliklerine baktığımızda 124 erkek, 1111 kadın, 60 yaşın üzerinde 496, 40-59 yaş arasında 570, 40 yaşın altında 169 hasta var. Ailevi tiroid kanseri öyküsü bulunan fakat medüller tip tiroid kanseri olmayan grup olarak bildirilen aile öyküsünün pozitifliği 61 hastada söz konusu. Tiroid antikorları tiroglobulin antikorları 383 hastada pozitif, 806 hastada negatif, 46 hastada bakılmamış. Tümör çapı 5 mm'nin altında 324, 5 ila 8 mm arasında 686, 8 mm ile 10 mm arasında ise 225 hasta mevcut. TSH süpresyonu biraz önce de bahsettiğim gibi 51 hastaya uygulanmış. Gözlem süresince hastalarda progresif ilerleme kriteri olarak 3 nokta dikkate alınmış. Papiller tiroid mikrokarsinomlarında eğer artış 3 mm'den fazla olmuş ise lenf noduna metastaz olmuşsa bu takip süresince ki bunu ince iğne aspirasyon biyopsisindeki washout tekniğiyle ortaya koymuşlar ve klinik belirtilerin gözlenmesi diye netelediği yani o büyümekte olan papiller mikrokarsinomun tespit edildiği tümör çapının 12 mm ya daha yüksek çaplara ulaşmasında klinik belirtilerin oluşması şeklinde yorumlamışlar. Bunu da progresyon kriteri olarak değerlendirmişler. 10 yıllık takip süresince ki bu takip süresi 18 ila 227 arasında değişiyor. Tümör çapında artış 58 hastada yani %4.6 oranında gözlenmiş. Lenf nodunda metastaz 19 hastada %1.5 oranında görülmüş. Bunun 4 tanesi sentral lenf nodlarına, 15'i lateral lenf nodlarına metastaz. Klinik progresyon dediğimiz tümör çapının 12 mm'den daha yüksek çapa ulaştıysa 43 hastada %3.5 olguda görülmüş. En düşük oranlar 60 yaş grubunun üzerindeki hastalarda, en yüksek oranlarda 40 yaşın altındaki hastalarda görülmüş. Tabloda tümör çapı artışının 11 hastayla 60 yaş üzerindeki yani %2.2'lik oranla en düşük 60 yaşın üzerindeki grupta olduğunu görüyoruz. Lenf noduna metastaz gene 60 yaşın üzerindeki hastalarda %4 oranında gözlenmekte. Klinik progresyon ise 40 yaşın daha altındaki genç hastalarda 15 olguda %8.9 oranındaki bir yüzdeyle gözlendiğini biliyoruz ki bunların istatistik olarak anlamlarda verildiği gibi binde birin altında düzeyinde istatistik olarak anlamlı. Bu grafikte özellikle sağ en baştaki grafikte yaşla hastalardaki lenf nodu metastazı arasındaki ilişki ortaya konmakta. Düz çizgi 60 yaş altında 60 yaşın üzerindeki hastaları göstermekte. Yaşlı hastalarda lenf nodu metastazı daha az görülürken 40 yaşın altındaki hastalarda takip süresince progresif olarak lenf nodunun metastaz oranında bir yükselme gözlenmekte. 40 yaş öncesi papiller tiroid mikrokarsinom progresyonu açısından anlamlı bağımsız bir faktör olarak ortaya konmuş. TSH süpresyon alan hastaların %98 stabil seyrettiği, almayanlarda ise progresyon oranının %95.2 olduğu gözlenmiş.
40 ila 59 yaş arasındaki grupta tümör çapında artış ve klinik progresyon anlamlı ve marjinal prediktif bir değere sahip. Bu değer 9 mm çapından büyük ve 6-8 mm çap arasındaki tümör çapı boyutlarında anlamlı marjinal prediktif değere sahip. Bu tabloda lenf nodu metastazından diğer faktörler ele alınmış. Bu hasta grubunda lenf noduna metastaz olarak anlamlı prediktif faktör olarak cinsiyet ve aile öyküsü görülmezken 40 yaşın altındaki yaş grubunun 1/1 düzeyinde anlamlı etkili olduğu vurgulanmış. Gene klinik olarak belirgin bir hale gelmede etkili parametreler dikkate alınırken yaşın, cinsiyetin, aile öyküsünün herhangi bir cinsiyet ve aile öyküsünün herhangi bir önemi olmadığı vurgulanırken 40 yaşın altındaki hastalarda ve 9 mm'den büyük çaplı tümörlerde progresif klinik olarak belirgin hale gelme açısından anlamlı risk faktörleri olarak ortaya konmuş. Bu tabloda genç sağ tarafta genç yaştaki hastaları görüyoruz. Tüm grupta yani 40 yaşın altındaki hastalar da gruba dahil edilerek yapılan prediktif incelemede cinsiyetin, TSH süpresyonunun, aile öyküsünün, multiplesinin anlamlı bir faktör olmadığı ancak 40 yaşın altındaki grubun bu anlamda ciddi bir risk faktörü taşıdığı öne sürülmekte. 40 yaşındaki hastalar, 40 yaşın altındaki hastalar çalışma dışını alınarak diğer orta yaş ve 50 yaş grubuyla bir karşılaşma yapıldığında da orta yaş grubunun 40 ve 59 yaş arasının diğer gruba nazaran daha anlamlı risk taşıdığı belirtilmekte. Klinik belirginleşme konusunda o bahsettiğimiz papiller tiroid mikrokarsinomların klinik olarak belirgin hale gelmesinde risk faktörleri incelenirken gene 9 mm'den büyük çaplı tümörlerde klinik belirginleşme konusunda risk faktörü taşıdıkları bilinmekte. Diğer faktörler burada da anlamsız görünüyor. Sonuç olarak cerrahi girişim bu 1235 hastanın 191'inde gerekmiş. Bu hastaların da 93'üne tiroidektomi uygulanmış çünkü multipil odakta papiller mikrokarsinom varlığı tespit edilmiş. Lobektomi ve ismektomi 84 hastada yani %44 oranında uygulanmış. Bu 191 olgunun %44'ü. Soliter olarak tek taraflı ve nodüler metastazın olmadığı olgularda tercih edilen cerrahi yöntem olmuş. Subtotal tiroidektomi 8 hastada, ismektomi ise 6 hastada takip süresince gerekmiş. Hastaların tümüne rutin santral lenf nodu diseksiyonu yapılmış. Total olanlara santral bilateral, lobektomi yapılanlarda ipsilateral lenf nodu diseksiyonu uygulanmış. Postop takip süresi ameliyatlı hastalarda ortalama 75 ay olarak bildirilmekte. Gözleme alınan 1235 hastanın 195 opera hastada dahil olmak üzere hiçbirinde uzak metastaz ve papiller tiroid karsinomuna bağlı ölüm gözlenmemiş. Papiller tiroid mikrokarsinomlarının 60 yaşın üzerindeki grupta küçük ve stabil kalmaya eğilimli olduğu gözlenmekte. Bu nedenle takip için en uygun hasta grubunun bu yaş grubundaki hastalar olduğu iddia edilmekte. Gene papiller tiroid karsinomlu hastalarda ileri yaş kısa süreli doubling time nedeniyle olumsuz prognostik faktör. Dikkat edildiğinde aynı yaş grubunda papiller tiroid mikrokarsinomuyla papiller tiroid karsinomun biyolojik davranışları farklılık göstermekte. 40 yaşın altındaki grupta papiller tiroid mikrokarsinomları daha agresif seyirli. Klinik progresyonda da orta ve ileri yaşa göre daha dezavantajlı. Aynı zamanda papiller tiroid karsinomu içinde rekürans oranı bu yaş grubunda daha yüksek. 40 yaşın altındaki grupta subklinik paratiroid mikrokarsinom olguları klinik hastalığa dönüşünceye kadar da cerrahi girişimin geciktirilebileceğini söylüyor. Ama bu kadar gecikmeden. Teşekkür ediyorum.